Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın Başkent Üniversitesi'ni kurarken tek bir amacı vardı: kalite. Bu nedenle attığı ilk adımlardan biri de MİTAT Çoruh Toplam Kalite Yönetim Merkezi'ni kurmak olmuştu. Ardından da ISO kalite belgesi alan ilk vakıf üniversitesi oldu. Uluslararası ödüllerle de kalitesi tüm dünyaya kanıtlandı ve Başkent Üniversitesi bir gurur daha yaşadı. Başkent Üniversitesi'ne Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kurumsal akreditasyon belgesi verildi. Belge, Başkent Üniversitesi Bağlıca yerleşkesinde yer alan Profesör Doktor İhsan Doğramacı konferans salonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Profesör Doktor Mehmet Haberal, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Muhsin Kar, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Haberal, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını Profesör Doktor Ali Haberal yaptı. Türk bilim hayatı ve üniversite sürecine bakıldığında aslında 29 yıl az bir zaman değil. Bu süre içinde Başkent Üniversitesi bugün itibariyle 12 fakültesi, 7 meslek yüksekokulu, 8 enstitüsü, 1 devlet konservatuarı, 1 yabancı diller yüksekokulu ile akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 ilde, Ankara'da Kolej Ahşaplı, Adana Başkent Özel Okulları ve İskenderun'da olmak üzere 3 ilköğretim okulumuz. Yine Şanlıurfa'dan Yalova'ya kadar Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde diyaliz merkezlerimiz, 6 ilde 10 hastanemizle sağlık alanında her kesimde en üst düzeyde Sağlık Bakanlığı'ndan sonra geniş kapsamlı bir hizmeti üretiyoruz. Bugün itibariyle Başkent Üniversitesi sağlık ve eğitimde bir marka halindedir hem ülkemizde hem de dünyada. Başkent Üniversitesi artık bir dünya markasıdır. Bu organizasyonun gerçekleşmesi tabii ki güçlü bir akademik kadroyla olmaktadır. Biraz önce sunumda da izlediniz. Bugün itibariyle en son sayıyı sizlerle paylaşıyorum. 1746 akademisyene sahip olan bir üniversiteyiz. Ardından kürsüye Profesör Doktor Mehmet Haberal geldi. Her zaman bu kürsüden söylüyorum, ne büyük bir ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi hepimiz her an rahmetle şükranlanmak durumundayız. Bugün buradaysak ve kaliteli çalışmalar yapabiliyor isek, onların hayatları pahasına kurmuş olduğu bu ülke sayesinde bunları yapıyoruz. Dolayısıyla birinci görevimiz, onların hayatları pahasına kurduğu bu ülkeye sahip çıkıp onu yücelip yükseltmesine katkı sağlamaktır. Başkent Üniversitesi bunun için var. 12 Eylül 80 darbesi ülkemizden çok şey götürdü ama iki şey getirdi. Bunlardan birincisi, rahmetli İhsan Hocam'ın da gayretiyle 1982 Anayasası'nın 130. maddesine koydurduğu kar amacı gütmeyen vakıfların yüksek öğretim kurabilme maddesini getirdi. Ve ikincisi de tabii yıllar yılı gerçekten özellikle benim öğrencilik, asistanlık yıllarımda kronik böbrek hastaları, kronik karaciğer hastaları polikliniğe geldiği zaman ne yapalım çareniz yok diyorduk ve hastalarımız kaderiyle baş başa kalıyordu. Ama çok şükür artık o insanlarımız yeniden hayata başlıyorlar. İşte o organ nakli yasasında ki 1979'da gerçekten bugün de dünyanın en etkin yasalarından başında olan organ nakli yasasında o 80 darbesinden sonra kurulan eğitim komisyonuna geçirdiğimiz bir ek maddeyle yeni bir başlangıç yapmıştık ve ondan sonradır ki işte 88'de karaciğer transplantasyonuna başladık, ondan sonra kalp transplantasyonu, bugün ülkemiz organ naklinde ve bizim konumuzda dünyanın en tepesindeki ülkelerden birisi konumundadır, ilk beştedir.
Ben bir kere daha buradan da yine davetli hocam İhsan Bey'i şükranlanıyorum. Çünkü o bana hadi üniversiteyi niye kurmuyorsun demişti. Şimdi tabii şöyle Sayın Başkan, Hacettepe'de benden sıkıntı çekmeye yönetici yoktur. Hepsi İhsan Bey dahil. Ama bu sıkıntıları, kusura bakmayın, şahsıma bir talep bulunmak için değil. Acaba daha fazla nasıl çalışırız, daha fazla hastaya nasıl bakarız ve ülkemizin ismini acaba uluslararası düzeye daha fazla nasıl duyurabiliriz çabaları neticesindeydi. Bu kurum yönetimi kalite olacak. Aslında hedefim de öyleydi. Kendime dedim ki efendi, eğer bu üniversite gerçekten mevcut üniversiteler gibi devam edecekse o zaman bir anlamı yok yaptığın işin. Ama gerçekten hakikaten kaliteli her şeyle bir üniversite olacaksa devam et. Ve arkasından Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, değerli konuklar, 1994'te toplam kalite yönetim merkezi kurduk. Sene 1994. Ve o tarihten itibaren biz kaliteyle beraber çalışıyoruz. Ve yine Sayın Rektör bahsetti, 1998'de ilk defa ülkemizde toplam kalitenin sonucu ISO'nun en son versiyonunun belgesini aldık ve Türk Standartlar Enstitüsü ile beraber çalışarak. Hakikaten evet, ne dedik, ekipler aynı devam ediyor. Ve bugün özetle Başkent Üniversitesi'nin eğitim ve sağlık kurumlarının hepsinde kalitenin en son sistemiyle çalışırız. Aksi halde ya bir anlamı olmaz. Şimdi şöyle, yönetim, denetim, tabii bunlar çok önemli. Eğer denetlemezseniz, kendinizi kontrol etmezseniz o zaman yaptığınız için ya geleceği çok parlak olmaz. Dolayısıyla önemli olan şey hakikaten ülkemize kaliteli sağlık ve eğitim hizmetleri sunmaktır. Ne diyoruz? Kalitenin rakibi kalitedir. Hiç ötesi yok. Haberal, Başkent Üniversitesi ve bağlı kurumlarda ilk hedefin kalite olduğuna vurgu yaptı. Kalite sistemi gerçekten ülkemizin bütün kurumları için gereklidir. Ve hakikaten ben Yükseköğretim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Toplam kalitenin özelliği tamamlamadır. Doğruyu tamamlamadır. Daha etkili iş yapabilmedir. Amaç bu. Gerçekten ileriye yönelik de bir takım yeniliklerin de altına imza atabilmektir. Bugün rahatlıkla diyebiliyorum ki bütün insanlarımıza, bilesiniz ki sağlıkta ve eğitimde sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Etmiyoruz da. Tam tersine diğer ülkelerin, özellikle Orta Asya ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine, özellikle onlara katkı sağlıyoruz. Bir başka deyişle artık Türkiye bilim ihraç eden bir ülke konumunda. Biz bilim ihraç ediyoruz. Ve bir kere daha şunu özellikle belirtiyorum ki kendi konumuzda bu ülkenin ay yıldızlı bayrağını dünyanın en tepesine dalgalandırıyoruz. Bu bizim görevimiz. Sadece vatandaşlık görevimizdir. Tabii ülkemizin nereden geldiğini çok iyi bilmek durumundayız. Başka bir deyişle tarihimizi bilirsek geleceğimize çok daha önemli katkı sağlarız. Onun için bir kere daha bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum. Ayrıca elbet ki ülkemizin bugün bu noktaya gelişinde katkısı olan herkese de yine rahmetle şükranla anıyorum. Ve diyorum ki biz 7 gün 24 saat çalışarak ülkemize hizmete talibiz, ülkemize eserlere talibiz. Dolayısıyla o eserlerin sağlam temellere oturabilmesi için de her zaman kaliteye talibiz. Kaliteli sağlık hizmetine, kaliteli eğitime talibiz. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Muhsin Kars'a eğitimde kalitenin önemine değindi. Kaliteden taviz vermeyen Başkent Üniversitesi'ne teşekkür etti.
Başkent Üniversitemiz tabii bu konuda öncü üniversitelerimizden bir tanesi. 2021 yılında da bu süreci de başarılı bir şekilde tamamlayarak kurumsal akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Yani bu kalite güvencesi anlamında bu sürecini, kalite yolculuğunu, kalite güvencesi yolculuğunu taşlandıran bir sürecin bugün bunun törenini yapmaktayız. Ve akreditasyon belgesinde üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Tören Başkent Üniversitesi Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Füsun Eyidoğan'ın Başkent Üniversitesi'nde kalitenin tarihi sunumuyla devam etti. Şu anda kampüsümüz yeşil bir kampüs halini almıştır. Ardından kurumsal akreditasyon belgesi takdim edildi. Katılımcılara Başkent Üniversitesi bünyesinde üretilen ürünlerden oluşan hediye paketleri verildi. Daha sonra Profesör Doktor Mehmet Haberal, YÖKAK katılımcılarına Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüsünü gezdirdi. Esas ilk yaptığım binalardan birisi bu. Program kampüs gezisinin ardından sona erdi.